1927 yılında Fritz Lang'in yaptığı bir film var, Metropolis. Her ne kadar Almanya'da yapılsa bile yapay zeka konulu ilk filmlerden birisi bu. Ama baktığımızda 1936 yılına geliyorsunuz örneğin. Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filmini görüyorsunuz. Ve burada ilk defa mesela Charlie Chaplin fabrikada tuvalete girerken yapay zeka teknolojisini kullanarak kapıdan içeri giriyor. Ve daha sonra tuvaletin içerisinde büyük bir ekran beliriyor. Ve bu ekrandaki insan onunla doğrudan konuşuyor. Bu tür örnekleri görebiliyorsunuz. Daha geriye baktığınızda Jules Verne'in Aya Seyahat kitabını görüyorsunuz. Ve burada itme teknolojisinin kullanılarak Aya Seyahat'in nasıl olabildiğine dair hayal gücünü görüyorsunuz. Dolayısıyla tarih boyunca sanatçılar, bilim insanları, felsefeciler, teknolojiyle uğraşan insanlar hayal güçlerini her zaman işletmişlerdir. Ve bunlardan birisi de Isaac Asimov'dur. Enteresan bir şekilde 80'ler bir dönüm noktası oluyor bana göre. Çünkü 80'lerden sonra yapay zeka teknolojilerinde olağanüstü dönüşümler var. Yeni bir safhaya geliniyor ve burada bir diziyle karşılaşıyorsunuz. Nedir o? Kara Şimşek. Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man. Kit isimli bir arabayı görüyorsunuz. Sensörleri var. Kendi bilincini yaratabiliyor, inisiyatif kullanabiliyor ve kendi kendine sürüş yapabiliyor, sürücüsüz. Ama bunun yanı sıra 80'lerin başında bu defa Terminator filmiyle karşılaşıyorsunuz. 84 yılı. James Cameron'ın yönettiği film. Terminator filminde ne var? Terminator filminde yapay zekanın distopik bir dünya yaratması ve insanlığı kontrol etmesi. Makinalar çağı. In the 21st century, a weapon will be invented like no other. Arnold Schwarzenegger is the Terminator. Spielberg örneğin 2001 yılında 2001 yapay zeka filmini yaparken hem bilim insanlarıyla yapay zeka teknolojisiyle uğran insanlarla karşılaşıyor. Bunlarla konuşmalar yapıyor. Bu konuda bilgiler ediniyor. Diğer taraftan hayal gücünü kullanıyor. Bütün bunların hepsini bir araya getiriyor. Diğer taraftan sanatı devreye sokuyor. Filmlerde görülen bazı şeyler gerçekleşmiş durumda. Mesela nedir? Biyometrik tarama cihazları, göz tarama cihazları. Ex Machina filmini izlediğinizde bunu görüyorsunuz. Ya da diğer Minority Report filmlerinde gördüğünüz teknolojiler gerçekleşmiş durumda. Uçan arabaları görüyorsunuz mesela. Şimdi diyebilirsiniz ki şu anda uçan arabalar yok. Ama bu gelecekte olmayacağı anlamına gelmiyor. Filmler bir parça önden gidebiliyor. Bu sanatın doğasındadır. Bilim insanı ayaklarını yere basar. Ayaklarını yere basmak ne demektir? Bilgiyle çalışır. Ampirik verilerle çalışır. Ama sanatçı ayaklarını yere basmaz, kanatlanır. Bu aynısı biraz felsefede de geçerlidir. Bilim insanları yapay zeka teknolojiyle ilgili filmlerden etkilenerek muhtemelen yeni yapay zeka teknolojilerine yönelik atılımlar yapmaktadırlar. Yapmışlardır ve yapmaktadırlar. Lifetime of on the street law enforcement programming is my great.